Değerli izleyiciler, kimyasal gübreler bitkimize verim artışı sağlar, kaliteli ürün almamızı sağlar. Ancak bunlar dengeli kullanıldığında sağlar. Hayvan gübresinin sağladığı toprak yapısının düzeltilmesi gibi, su tutma yeteneğinin artırılması gibi konuları maalesef bu gübrelerden bekleyemeyiz. Aşırı kullanımında da çok büyük toprağımıza çok büyük zarar verir ve isterseniz kimyasal gübrelerin zararından başlayalım. Faydasından çok kısa bahsettik. Yeri geldikçe her maddeyi ayrı ayrı anlatacağız. Her maddeden kastım nedir? Kimyasal gübrelerimiz kendi içinde değişik gruplara ayrılıyor. Bitkilerin ana besin elementleri var. Azot, fosfor, potas, kükürt, demir, bakır gibi besin elementleri var. Onların hepsinden yeri geldikçe ayrı ayrı bahsedeceğiz. Şimdi ben kimyasal gübrelerin aşırı kullanılmasının zararları nelerdir? Bunları anlatarak sözüme devam etmek istiyorum. Değerli izleyiciler, adı üstünde kimyasal gübre, bunlar doğal yapıda değil. Kimyasal metotlarla elde ediliyor ve toprağımıza bunları uyguluyoruz. Toprağımıza uyguladığımızda, gereğinden fazla verdiğimizde, ölçüyü kaçırdığımızda, bilerek ya da bilmeyerek fazla gübre kullandığımızda nelere sebep oluyoruz? Kısaca bunlara bir temas edelim. Toprak kirlenmesi dediğimiz bir durum söz konusu. Nedir bunlar? Biraz önce bahsettik. Dedik ki gübrenin yüzde olarak belli bir miktarı bizim bitkimizin işine yarayacak etkili madde dediğimiz maddedir. Diğer bir kısmı işimize yaramayan dolgu maddelerinden oluşur. En iyi bilinen gübrelerden birisi nedir? Üre gübremiz. Üre gübresinin üzerinde, gübre çuvalının üzerine dikkatli okuduysanız burada da yazıyor. %46 diye bir ibare görürsünüz. %46. Bir yüzde işareti var ve hemen önünde 46 rakamını görürüz. Bu neyi ifade ediyor? Bir çuval gübrenin içerisinde 50 kilo gübre var. Biz 2 çuval üzerinden gidelim. Hesabı daha net verebilmek için. 2 çuval gübremizde 100 kilo gübre var. Bu 100 kilo gübrenin 46 kilosu direkt bitkiye faydalı azot içeriyor. Geriye kalan 56 kilosu nedir? 56 kilosu da kireç ve benzeri bazı maddeler içerir. Bazen kil, bazen başka maddeler. Gübremizin faydalı kısmı dışındaki madde bizim için çok önemli. Hadi faydalı kısmını bitki kullanıyor. Geri kısım ne oluyor? Değerli izleyiciler, geriye kalan kısım özellikle de kalitesiz gübrelerde çok büyük sorunlar getiriyor. Maalesef kalitesiz gübrelerle biz toprağımıza istemeyerek bu gübreleri fazla miktarda vermek durumunda kalıyoruz. Birçok bilimsel çalışma bize bunu göstermiştir ki bir tarlalarda yapılan toprak analizlerinde aralıklı yıllarla yapılmış, çok düşük değerlerden gübre kullanıldıkça yüksek değerlere doğru giden aşırı kirlenmeler var. Gübre ne kadar çok kullanılırsa o kadar da zararlı maddeyi toprağımızda biriktiriyoruz. Sadece birikiyor mu? Hayır. Bunların bir kısmı bitkinin kökleri vasıtasıyla bitkinin bünyesine alınıyor. Sadece kökler de değil burada, onu da ilave edeyim. Yaprak gübreleri bu yönden çok mu temiz? Hayır. Onlar da aynı kaynaktan, aynı ham maddeden yapılıyor. Onlarda da benzer durum söz konusu. Çok kullanıldıkça bunlar bitkinin bünyesine, oradan da bitkiyi tüketen insan ya da hayvanın bünyesine geçiyor ve ileri doğru Allah korusun insanlarda, hayvanlarda hastalık yapıcı etkiler artıyor. Toprak kirlenmesi gelişmiş ülkelerin çok gübre kullanan bölgelerinde maalesef sorun. Ülkemiz için henüz o kadar değil belki. Ülkemiz içinde de gübreyi çok yoğun kullanan yerler var. Oralarda da aynı sorunla karşılaşma riskini yaşıyoruz. İnşallah bu uyarılardan sonra çiftçilerimiz, gübre kullananlar daha dikkatli olur da bu tür toprak kirliliklerinden gelecek nesilleri, kendimizi korumuş oluruz. Çünkü bu tür kirlilikler birkaç senede topraktan atılıp temizlenecek kirlilikler değil. O nedenle gelecek nesilleri bile etkileyebilecek kirlilikler söz konusu maalesef. Değerli izleyiciler, kirliliğin dışında başka neler var? Toprağın yapısını bozuyor aşırı gübreleme. Nasıl bozuyor? Toprağımızın belli bir yapısı var. Kirli toprak, tırnı toprak ya da bunu kumlu, kireçli vesaire gibi çiftçimizin tabiriyle sınıflara ayırıyoruz. Bu aşırı gübrelemeler nedeniyle toprakta biriken bu maddeler toprağın yapısında değişikliğe sebep oluyor. Toprağı bir kum yığını gibi düşündüğünüzde gözle göremediğimiz o küçücük toprak parçacıkları aslında kendi içerisinde mükemmel bir dizilimle molekül yapısıyla birbirine bağlıdır. Biz gübrelerle bu yapıyı bozuyoruz. Bir tuğla duvar düşünün, güzel bir görünümü var. Tuğlalar yan yana güzelce dizilmiş ama üzerinden bir don geçiyor. Tuğlalar patlayıp çatlamaya başlıyor ve o güzel görünüm bozuluyor ve duvar olmaktan çıkıyor. Basit bir benzetmeyle buna benzetirsek toprağın yapısında da kimyasal gübrelerin aşırı kullanımı yapıyı bozuyor ve bir daha o yapıya dönmesi çok uzun zaman gerektiriyor. Ve ondan sonra da diyoruz ki ben toprağa şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, daha önce aldığım verimi şimdi alamıyorum. Tabii yapı bozulduktan sonra eski verimi almanız hayal olur. Ve düzeltilmesi de kısa sürede olmaz. Belki bir anda aşırı gübre vererek kısa süre içerisinde toprağımızı bozabiliriz. Ama o kısa sürede bozduğumuz toprağı eski yapısına kavuşturmak çok uzun zaman, çok uzun çaba ve masraf gerektirir. Onun için baştan toprağımızın kıymetini bilerek hangi gübreyi, ne zaman, nasıl, ne şekilde kullanacağımızı bir an önce öğrenmemiz gerekiyor. Değerli izleyiciler, bu konuyla ilgili yaşadığım çok anılar var. Yeri geldikçe bunlardan da sizlere o tecrübelerden bahsedeceğim. Yıllık 60 ton, 100 ton gübre kullanıp toprak tahlili yaptırmayan ve bu kadar gübreyi kullandıktan sonra yüksek verim bekleyen, sonuçta da hüsrana uğrayan çiftçilerimizi tanıyorum. Söylüyorum ya arkadaş, bak bu gübrenin parası senin cebinden çıkıyor. Bir kere gübreye verdiğin parayı bilinçli kullansan yarısı cebinde kalacak. Sen başka hiçbir şeyden kar etmesen, sadece gübreden tasarrufla cebinde kalsa bu para seni bir yıl rahat geçindirir. Haklısın diyor ama yanlışa da devam ediyor. Hem haklısın diyor hem yanlışa devam ediyor. Yani bazen anlamak da çok zor. Değerli izleyiciler, aşırı gübrelemenin zararları saymakla bitmez, devam ediyoruz. Toprakta reaksiyon değişimi diyoruz. Reaksiyon değişimine sebep oluyor. Nedir bu reaksiyon dediğimiz? Hatırlayacaksınız, geçmiş programlarımızda toprak ve sudaki pH denilen bir durumdan bahsetmiştik. Yani toprağın asitlik ve tuzluluk, kireçlilik oranlarını belirleme işine pH diyoruz. 0 ile 14 arasında değişen bir rakamdır ve toprakta ideal olan, istenen, her türlü bitkinin yetişmesine imkan tanıyan pH 7 civarındadır. Ancak bizim yanlış gübrelememiz atılan gübrenin türüne göre, cinsine göre bazen pH'i 7'nin üstüne çıkartır, bazen altına düşürür. Ülkemizin Doğu Karadeniz bölgesi bizim yegane çay bölgemiz, çay ürettiğimiz bölge orası. Ve Karadeniz bölgesi Türkiye'nin en yağışlı bölgesi, özellikle de Doğu Karadeniz Türkiye'de en çok yağış alan bölgedir. Bu bölgemizde topraklar aşırı yağışlar nedeniyle yıkanmıştır. Tabii binlerce yılın getirdiği bir sonuç bu. Toprakta kireç oranı çok düşüktür. Ve son yıllarda kullanılan gübreler, özellikle de tek yönlü azotlu gübreler çay bölgelerimizdeki pH'i o kadar düşürmüştür ki artık tehlikeli boyuta gelmiş. 4'ün altına düşmek üzere olan yerler var. Ekseriyeti 4-5 arasında ve bir kısmı 4'ün altına düşmek üzere. Eğer bu yanlış uygulama devam ederse bir süre sonra, bunu korkarak söylüyorum, inşallah olmaz, bırakın çayı, ot bile yetişmez duruma gelecektir. Çünkü asitlik arttıkça giderek o tarafa doğru bir kayma var. Çay öldürürsek o topraklarda ne yetişir? Hiçbir şey. Yosun, erel, totu belki yetişir.